Mektubat-ı İmam Rabbani'nin 1. cildinin 31. mektubundan başlıyoruz. Mektubi sihu yeküm. Si 30 demektir. Vu B sesli V'leri vu diye okuyoruz rakamlarda. Yek, si bu yek 31. Si bu yeküm 31. mektup. Kime gönderilmiş? Bir şeyh sufi, şeyh sufiye sudur yafte gönderilmiş bir mektup. Demek ki İmam Rabbani zamanında şeyh sufi diye bir zat var. Ona gönderilmiş mektup. Konusu neymiş mektubun? Der beyanı hakikati zuhuri tevhidi vücudi. Tevhidi vücudinin yani vahdeti vücudun zuhurunun ortaya çıkmasının hakikatını beyan ediyor, açıklıyor. Başka neyin? Ve kurb ve meiyyeti zatiyye-i o teala ve tekaddes. Onun yani Allah'ın kainata, dünyaya ve insanlara zati olarak yakınlığı ve maiyyeti, yani beraber olmasının mahiyetini açıklıyor. Vahdeti vücut konusunu açıklıyormuş. Bir de maiyyeti zatiyye ve kurb. Allah Teala bize zatıyla mı yakındır yoksa ilmiyle mi yakındır meselesi var. O konuya girecek. Efendim bizimle beraberdir ama hangi yönden bizimle beraberdir? Efendim ve güzeşten geçmek. Ez in makam. Bu makamdan geçmek yani vahdeti vücut ve Allah'ı bize zatı itibariyle yakın olarak beraber olarak hissetme anlayışından, düşüncesinden daha üst bir makama geçme hakkındaymış. Ba ile bazı esbile ve ecvibe. Arapçada es ile diyoruz. Farsçada es vile diyorlar. Hemzeyi koymayınca. Sualler ve cevaplar. Bazı sorular ve cevaplarla birlikte. Ki nasıl soru ve cevaplar? Ki buradaki ellezi anlamında. Taalluk ve tahkiki in makam daret. Fiil nasıl? Taalluk daret. İlişkili olan. Müteallik olan. Ve tahkiki il makam, bu makamın incelenmesiyle veya hakikatini anlamakla ilgili ilişkili bazı sorular ve cevaplarla da ilgili bir mektup bu mektup. Yani temelde vahdeti vücut konusu, varlığın birliği konusu. Allah-u Teala bize ve kainata zatıyla yakındır ve beraberdir diyenlerin görüşlerini inceleyecek. Ve o makamdan daha üste çıkmaktan bahsedecek. Vahdeti vücudun daha üstünde ne vardı? Vahdeti şuhud vardı. Vahdeti şuhudun üstünde ne vardı? Abdiyet vardı. Kulluk makamı vardı İmam Rabbani'ye göre. Ama Muhyiddin İbn Arabi ve takipçilerine göre vahdeti vücudun üzerinde bir makam yoktur. Son makam insanların varlık sahasında algılayabileceği son yer, gelebileceği son yer varlığı bir hissetmektir. Vahdeti vücuttur. Kime göre? Ekberilere göre. Ekberiler Şeyh-i Ekber lakaplı Muhyiddin İbn Arabi'nin takipçileri. Ama Müceddidilere göre, yani Müceddidi El-Fisani lakaplı İmam Rabbani ve onun takipçilerine göre hayır. Vahdeti vücut son makam değildir. Onun üzerinde vahdeti şuhud vardır. Onun da üzerinde abdiyet vardır. Demek ki tasavvufta iki ayrı ekol var. İki ayrı anlayış var. Bir ekberiler, bir müceddidiler. Şimdi mektubun kime yazıldığını söyledi. Hangi konuda olduğunu söyledi. Bunları yazan mektubu derleyen kişi. Yani birinci cildin derleyeni Yar Muhammed Cedid Bedahşi Talekani. Şimdi İmam Rabbani'nin kendi cümleleri, kendi mektubu başlıyor. Sebbetena Allahu subhanahu ve taala ala mutabaati seyyidil murselin. Muhammed Tokar. Cenab-ı Hak bizi seyyidil murselin, peygamberlerin efendisi olan Peygamber Efendimize tabi olma konusunda bizi sabit kadem eylesin. Amin. Ayaklarımızı sabit eylesin diyor. Ondan sonra dua cümlesi geliyor. Aleyhi ve ala alihi ve aleyhim ve ala alihim
مِنَ الصَّلَوَاتِ اَفْضَلُهَا وَمِنَ التَّسْلِيمَاتِ اَكْمَلُهَا. Peygamberimize de, diğer önceki peygamberlere de, bütün onların ailelerine de, tabilerine de salat ve selam olsun diye dua cümlesiyle efendim başlamış oldu. Şimdi bu Arapçadan sonra Farsça olarak devam ediyor İmam-ı Rabbani. Şahsi, bir şahıs ki der meclisi şerifi işan bud, onların şerefli meclisinde olan, onlar diyor ama aslında İmam-ı Rabbani'nin veya Hint Farsçasının bir üslubu bu. Sizin demek istiyor yani. Zat-ı alilerinin şerefli meclisinde bulunan bir kişi, yani sizin şerefli meclisinizde bulunan bir kişi demek istiyor. Kime söylüyor bunu? Şeyh Sufi'ye. Bu mektup çünkü kime gönderilmiş? Gitsinler diyor, yani gidiniz demek istiyor. Gitsinler diyor, meşhur söylüyor, gidiniz demek istiyor. Onun gibi. Yani zat-ı alilerinin meclislerinde bulunan bir şahıs nakletti, anlattı ki yeki ez dervişanı miyan şeyh nizam taniseri. Miyan demek burada efendi demek. Efendi var ya, bir de başka bir miyan daha var, arasında demek. Miyanı şark ve garp, şark ve garp arasında demektir. O başka. Bu miyan ise efendi demektir. Miyan şeyh nizam taniseri, yani şeyh nizam taniseri efendinin dervişlerinden bir tanesi der an meclis, o mecliste yani Şeyh Sufi'nin meclisinde ez in fakir, bu fakirden, yani İmam Rabbani kendisini kastediyor, bu fakirden benden mezkur sakt, bahsetti, beni zikretti, beni andı ve goft dedi ki, taniserinin mürit denen birisi sizin meclisinizde, sohbet meclisinde beni anmış ve demiş ki o yani İmam Rabbani inkar-ı vahdet-i vücud minumayet. Vahdet-i vücudu inkar ediyor, reddediyor demiş. İnkar numay, numuden inkar etmek. İnkar numay muzarisi. İnkar numayem, inkar numayi, inkar numayet. İnkar ediyor, minumayet ediyor. O yani İmam Rabbani vahdet-i vücudu kabul etmiyor, inkar ediyor demiş. Tanislerinin müritlerinden bir tanesi. Sizin meclisinizde benim ismim geçmiş. An şahsı nakil. Bunu nakleden kişi, başka birisi de geldi bana bunu nakletti diyor. O bana bu cümleyi aktaran, nakleden şahıs ez in fakir, bu fakir pür taksirden benden iltimas numud, rica etti ki anci hüvellezi anlamında bu hakikat est, gerçek her ne ise der in bab, bu konuda yani vahdet-i vücudu siz inkar mı ediyorsunuz? Nedir bu mesele? Bu konuda gerçek neyse ve huddamı işan, onların hizmetçilerine, yani işte dervişlerinize demek istiyor. Beneviz, yazın. Nüvişten yazmak. Nüvis muzarisi. Modern Farsça nevis derler. Eski Farsça nüvis derler. Vak'a nüvis, olay yazan, tarih yazan, tarihçi demektir. Biz eski o kelimede benüvis, yaz. Yazın yani ki bu konuda gerçek olan hakikat nedir? Bu konuyu yazın ki bir mektupla merdum, insanlar, halk ez in nakl, bu nakilden ta çi fera begirend, neyi alacaklar? Fera griften almak. Çi ne yani? Hangisini? Bu nakillerden bir sürü nakiller var sizin hakkınızda. Şöyle diyen var, hakkınızda böyle diyen var. Vahdet-i vücudu kabul ediyor diyen var, etmiyor diyen var. Farklı farklı rivayetler var sizin hakkınızda. Siz bunları yazın ki halk, bunu dinleyen insanlar neyi kabul edecekler? Bu görüşlerden, bu dedikodulardan hangisine inanacaklar? Ve der suizan ne üften, ve suizanı da düşmesinler. Üftaden düşmek. Üft muzarisi. Üftem üfti üftet düşer. Üftiyim üfti üften düşerler. Ne üften düşmezler, düşmesinler anlamında burada. Ne üften ile zor geldiği için oradaki elif ye'ye dönüşüyor. Ne üften oluyor. Görüyorsun bak ye olmuş. Ne yüften düşmesinler. İnsanlar bu rivayetlerden
hangisine inanacaklarını, hangisini esas alacaklarını bilsinler de suizanla sizin hakkında kötü düşünmeye düşmesinler diye siz bunları açıklayın, yazın demiş o nakleden kişi. Ki, çünkü demek ki buradaki inne ba'da zanni ismin, muhakkak ki zannın bir kısmı günahtır. Yani suizan beslersen, kötü düşünürsen günah olur. Hucurat suresinden icabeten limes'ulihi, onun sorusuna, talebine cevap olarak ve çend kelime, birkaç kelime ile diyor İmam Rabbani, musatta geçt, başımız arıtıldı. Yani arıtılacak. O böyle rica etti, bir şey yazmama. Ben de onun ricası üzerine bari birkaç cümle yazayım dedim. Bu mektubu yazdım, size gönderiyorum. Kusura bakmayın, başınızı ağrıtacağım ama talep geldi. Onun için yazıyorum diyor. Mahduma mükerrema. Sondaki elifler elif-i nidadır. Ey efendi, mahdum efendi demektir. Hadim hizmet eden, mahdum hizmet edilen. Kime hizmet edilir? Efendiye hizmet edilir. Türkçe'de mahdum oğul anlamında Osmanlı kültüründe. Bizim mahdum demek bizim oğlan demek. Biz de oğlan hizmet ediyoruz. Yediriyoruz, içiyoruz, okula götürüyoruz, dershanesine para, her şeye hizmet ediyoruz. Hizmetkar babalar, analar hizmetkar bugün. Ama eski Farsça'da mahdum demek efendi. Mahduma, ey efendi. Mükerrema, ey muhterem zat. Kime söylüyor? Mektubu gönderdiği Şeyh Sufi'ye söylüyor. Muhtekadı fakir, bu fakirin inancı ez hordi, küçüklükten itibaren. Hord demek küçük. Hordi küçüklük. Liklık manası veren yağlara yayı mastariyet diyorduk. Sıfatların sonuna gelen ve liklık manası veren yağlara yayı mastariyet diyoruz. Bet kötü, bedi kötülük. Hub iyi, hubi iyilik. Hord küçük, hordi küçüklük. Ez hordi küçüklükten itibaren bu fakirin mutekadı, inancı bari meşrebi ehli tevhid bud. Ehli tevhidin meşrebinin nasibi idi. Bar burada nasip. Ehli tevhidin meşrebi, ne demek ehli tevhid? Vahdet-i vücud ehli, vahdet-i vücuda inanan insanların meşrebinin onların benzeri. Benzeri veya nasibi, onun nasibi vardı. Yani ben de küçüklüğümden itibaren vahdet-i vücuda inanıyordum diyor İmam Rabbani. Valid-i fakir, bu fakirin babası kuddesesi ruh zahiren berhemin meşrep bu da end. Aynı meşrep, aynı karakter üzere idiler. Babam da aynı meşrep üzere idiler. O da benim gibi, o da vahdet-i vücudu kabul ediyordu. Ve bersebili devam, daimi bir yolla, sürekli behemin tarik, aynı yolla iştigal daşte en meşgul olmuşlardır. Ömürleri boyunca hep vahdet-i vücudu kabul etmişlerdir. Aynı meşrepte devam etmişlerdir babam diyor. Ba vücudi husuli nigeraniyi tamam. Nigerani burada teveccüh, bakış demektir. Ba vücudi olmasına rağmen ve olmakla birlikte, ba ile vücudi olmasıyla birlikte husuli nigeraniyi tamam. Tam bir teveccühü, kalbi yönelişi olmasına rağmen der batın içinde, babamın içinde, babamın kalbinde tam bir yöneliş olmasına rağmen ki becani bir mertebe-i bi keyfi daşte'en. Bi keyfi mertebesini. Keyfiyeti bilinen, bi keyfi keyfiyeti mahiyeti bilinemeyen mertebe. Yani Allah'ın zat mertebesine. Tam kalben, tam olarak Allah'ın zat mertebesinden tam olarak yönelmiş bir insan olmakla birlikte vahdet-i vücuda da kabul ediyordu ve ömrü boyunca da o meşrepte oldu babam diyor. Tam vahdet-i vücut değil hocam. Şimdi vahdet-i vücut, Allah'a tam olarak yönelmiş olan kişi vahdet-i vücuttan bir üst mertebe çıkması lazım aslında. Ama yine de vahdet-i vücut itikadında kaldı diyor. Oysa kalben
Allah'ın bi keyfi mertebesine, yani la taayyum mertebesine, zat mertebesine tam bir yönelişi vardı kalben. Tamam mı? Ve be hükmi ve be hükmi hükmüne göre İbnül Fakih nısfu fakih. Fakihin oğlu yarım fakih olur. Hocanın oğlu yarım hoca olur. Hükmünce fakirra, bu fakire ez'in meşrep, bu vahdet-i vücut, varlığı bir hissetme, bir bilme meşrebinden, karakterinden bende de ezru'yi ilim, ilim yönüyle, ilim tarafından, ilim yüzünden hazz-ı vafir, büyük bir hazım, nasibim buğut var idi. Bende de babam o meşrepte olduğu için ben de fakihin oğlu, yarım fakih olur hükmüne göre ben de aynı yoldaydım ve bu vahdet-i vücut düşüncesine ama ilim yoluyla hal ile değil, çocuk da, ben de çocuktum diyor. Bunu vahdet-i vücudu, varlığın bir olduğunu hissetmiyordum ama ilim yoluyla, yani aklen kabul ediyordum diyor. Çünkü kitapları okuyor ya, dinliyor, sohbet dinliyor, bir şeyler dinliyor. Ezru'yi ilim o demektir. İlim yoluyla, bilgi olarak ben de vahdet-i vücudu benimsiyordum. Ve lezzeti azim daş, ve bundan da büyük bir lezzet, manevi haz alıyordum diyor İmam Rabbani. Vahdet-i vücudu kabul etmekten veya onu benimsemekten dolayı manevi bir haz alıyordum. Ta an ki derken öyle bir zaman geldi ki Hak Subhanehu ve Teala be mahzı keremi hiş, hot hiş hiş'ten ve mahzı keremi hiş, kendi sırf keremi ve lütfu ile, yani benim çabalamamla değil, Cenab-ı Hak kendi lütfu ile be hıdmet irşat, be hıdmeti irşat penahi hakaik ve maarif agahi, yani irşadın sığınağı olan, irşadın kaynağı olan yapta ve hakikatlerin ve maarif, yüksek bilgilerin, bilgilere agahi, yani agah olan, onlara haberdar olan Müeyyidüddin Erradi, bunlar lakabı, şeyhuna ve imamuna ve kıbletuna, şeyhimiz, imamımız ve bizim rehberimiz, kıblemiz olan Muhammed el-Baki, Muhammed Baki billah kaddesenallahu teala sırrahu, efendim bir sırrihi, Allah bizi onun gönlüyle bizi bereketlendirsin, feyzendirsin. Cenab-ı Hak beni Baki Billah Hazretlerine resanit ulaştırdı. Residen ulaşmak. Res muzarisi. Resaniden ulaştırmak. Resaniden, resanidi, resanit. Ulaştırdı. Allah-u Teala kendi sırf keremi, mahz keremi ile beni Baki Billah Hazretlerinin sohbetine ulaştırdı. Oraya ulaşıncaya kadar ben vahdet-i vücutçu idim. Babam gibi. Diyor. Ve işan onlar, yani Baki Billah Hazretleri Delhi'de tabi. İmam Rabbani Serhend veya Sirhind denen şehirde. Baki Billah Delhi'de. İlk derslerde açıklamıştım. İmam Rabbani babası vefat etmeden önce İmam Rabbani, yani şey Ahmet Sirhindi'ye hilafet veriyor. Benden sonra bu babası Çişti şeyhi, bu Çişti cemaatinin, bizim dervişlerin başına geç, sen şeyh ol diyor. İmam Rabbani, estağfurullah babacığım, ben layık değilim bu işe. Ben bu işe layık değilim falan diyor. Evladım, sen layık görüyorum diyor. Bu benden sonra devam et diyor babası. Neyse, vefat ediyor. Müritler diyorlar ki babanın size yetki verdiği, vazife verdi. Siz şeyhliğe başlayın. İmam Rabbani, önce bir hacca gideyim, geleyim de ondan sonra düşünürüz diyor. Tüyecek yani. Görevden kaç, yani zor bir iş çünkü, mesuliyetli bir iş. Serhend'den çıkıyor yola, geliyor Delhi'ye. Niyeti güneydeki limanlara, en meşhur liman da Surat diye bir liman var. Limanlardan gemiye binecek, Hint Okyanusu'ndan dolaşıp Cidde'ye. Oradan Mekke Medine hac yapacak, niyeti bu. Fakat Delhi'ye geldiğinde İmam Rabbani duyuyor ki burada Nakşibendi meşayihinden Baki Billah, Muhammed el-Baki diyor ya, Muhammed Baki Billah Hazretleri varmış, dergahı varmış diye duyuyor. Ve
ziyarete gidiyor. İlk tanışması o. Ve Baki Billah onu görünce isterseniz diyor bir süre bizim dergahımızda bulunun. Bizim yolumuzdan da istifade edin diyor. Yani Nakşi yolunu öğrenin. İmam Rabbani babasından icazetli o zaman Çişti Şeyhi yani. Çişti Şeyhi. Ve kabul ediyor İmam Rabbani. Onun dergahında kalıyor ve iki ay kadar, iki buçuk ay kadar yoğun bir tasavvufi eğitim. O eğitim kesilmesin diye tekkeden ayrılmıyor. Ayrılmayınca da hac zamanı geçmiş. Hac zamanı geçtiği için de tekrar Serhend'e dönüyor İmam Rabbani. Birkaç defa daha ziyarete geliyor. Bu arada İmam Rabbani niye İmam Rabbani'ye Baki Billah niye teklif ediyor? Niye teklif ediyor? Rüyada görmüş. Baki Billah hiç görüşmeden önce İmam Rabbani'yi rüyada görmüş. Hatta daha geri gidersek Baki Billah Orta Asya'ya gidiyor önce. Orta Asya'ya gidiyor. Semerkant yakınlarında Şehri Sebz vardır. Şehri Sebz taraflarında Hacegi İmkenegi isminde bir Nakşi Şeyhi var. Ama Baki Billah ondan önce birçok zaata gitmiş, istifade etmiş, tasavvuf yolunda mesafeler almış. En son Orta Asya'ya gidiyor. Semerkant yakınlarında, bugün Özbekistan'da. Şehri Sebz'de bugünkü adı Kitap. Kitap nahiyesi diyorlar. Hacegi İmkenegi'nin köyüne gidiyor, intisap ediyor. 15-20 gün yanında kalıyor. Hacegi İmkenegi diyor ki, siz diyor kemale ermişsiniz. Sizi kamil görüyorum. İzin veriyorum. Gidin kendi memleketinize, Hindistan'a halkı irşad edin diyor. Baki Billah'a diyor. Hacegi İmkenegi. Baki Billah, estağfurullah efendim, daha gelin 20 gün oldu diyor. Ne zaman kemale erdim diyor, daha 20 gün oldu. O zaman bir istihare yapın diyor. Şeyhi Hacegi İmkenegi. Baki Billah istihare yatıyor. Rüyasında bir ağacın üzerinde bir papağan görüyor. Papağan ağaçtan uçup Baki Billah'ın koluna konuyor. Baki Billah ağzından bir damla su papağanın gagasına damlatıyor. Papağan da konuşmaya başlıyor ve gagasından etrafa şekerler döküyor. Böyle bir rüya. Sabah geliyor Baki Billah şeyhine. Efendim istihare yaptım. Böyle bir rüya gördüm. Bir papağan geldi, koluma kondu. Ben gagamdan, ağzımdan onun gagasına su damlattım. O da etrafa böyle şekerler döküyordu. Gagasından şeker saçıyordu etrafa. Şeyhi diyor ki, tamam işte diyor, Hindistan papağan Hindistan kuşlarındandır. Hindistan'da papağanlar çoktur diyor. Sizin ağzından su damlatmanız gagasına, yani sizin sohbetiniz ile o papağan diye sembolize edilen kamil bir insan yetişecek Hindistan'da. Sizin sayenizde büyük bir insan yetişecek. Ve o da gagasından etrafa şeker saçması gibi, yani o da sohbetleriyle, eserleriyle, işte eser bu, eserleriyle, sohbetleriyle etrafı aydınlatacak. Hiç durmayın, hemen memleketinize gidin diyor. Hacegi İmkenegi, Orta Asya'da. Bunun üzerine Baki Billah oradan yola çıkıyor. Önce Lahore'a geliyor, daha sonra Delhi'ye gidiyor, dergahını kuruyor. Ama Delhi'ye giderken Serhend veya Sirhin, yani İmam Rabbani'nin şehrin yakınlarından geçerken o zamanın kutbunun yakınlarına geçiyorsun diye bir rüya görüyor. Veya İmam Rabbani hatta belki suretini görüyor rüyada. Velhasıl o papağanla sembolize edilen işte İmam Rabbani olduğunu biliyor. Yani gidiyor Delhi'ye, dergahını kuruyor. Dergahını kuruyor. Rüyada o papağan diye kendine gösterilen çok kabiliyetli, çok istidatlı bir zat gelecek. Mürid olacak. Sonra efendim hilafet alacak. Ve Hindistan'ı ve dünya, İslam dünyasını aydınlatacak diye bekliyor şimdi. Bekliyor Baki Billah dergahında.
bazı Hindistanlılar gelip derviş oluyorlar. Fakat onlarda o aradığı istidadı, kabiliyeti göremiyor. Ona papağanı yakalaması lazım. Tuzağı kurmuş, dergah tuzak. Papağanı yakalayacak, ağa düşecek, atlayacak üzerinde, tamam papağanı yakaladım diyecek, tamam mı? Ondan sonra o papağanı eğitecek, salacak irşada. Onun derdi o. Yoksa gelen giden çok da hepsi bizim gibi fasadalı adamlar. Serçeler geliyor. Ondan sonra gelen de tamam gelmiş madem diyor. Evrat ezkar bir şeyler veriyor Baki Billah. Sohbetini yapıyor fakat onun beklediği papağan. İşte İmam Rabbani hac yolculuğunda onun dergahına gelip sohbetini dinleyince şöyle bakıyor, tamam diyor, papağanı tuttuk. Papağanın kafese düştü. Onun için diyor, isterseniz bizim sohbetimizde biraz bunu bizim yolumuzdan da istifade edin diyor. Ve o günlerde Baki Billah'ın da mektubatı var. Baki Billah'ın mektubatı var. Bir cilt mektupları var. Orada mektuplarına diyor ki, bir dostuna yazdığı mektupta Baki Billah, bu günlerde Sirhind'den Şeyh Ahmet isminde birisi bizim dergahımıza geldi. Şeyh Ahmet, çünkü babasından ilhafeti var, onun için şey diyor. Ahmet Sirhindi İmam Rabbani kastediyor. Bu günlerde Sirhind'den Şeyh Ahmet isminde birisi bizim dergahımıza geldi. Bir süre bizim sohbetlerimize iştirak etti. Bizimle beraber oturdu kalktı. İlmi çok, ameli güçlü. Alemin kendisiyle aydınlandığı bir kandil olacağını umuyorum diyor. İmam Rabbani de o zaman müridi. Alemin kendisiyle aydınlandığı bir kandil olacağını umuyorum diyor. Yani hissetmiş. Papağan bu demiş yani, hissetmiş. Evet. O mektubat basılır mı hocam? Mektubudur. Lahor ve Delhi'de basılmıştır. Eski usulde. Eski usulde basılmıştır. Arapça veya Türkçe? Yok, Farsi. Farsidir. Külliyat-ı Baki Billah içindedir. Yani Baki Billah'ın melfuzatı da var, sohbetlerinde tutulmuş notlar da vardır, mektuplar da vardır. Hepsi, hatta rubailleri de vardır. Hepsi Külliyat-ı Baki Billah adıyla derlenip basılmıştır. Farsça olarak. O dönemde hep Farsça mı yazmışlar? Hep Farsça. Evet, şu 150 yıldan beri, bir hatta 200 yıldan beri Urduca'ya döndüler o bölge. Ama şöyle 150-200 yıldan daha geri giderseniz hep Farsçadır. Arapçada değil, Farsça. Arapçada tek tük var. Arapçada var ama Farsça daha yaygın. Urduca sonradan devlet dili olmuş onlarda. Şu an Pakistan'ın devlet dili. Aslında Hindistan'dakilerle Pakistan'dakiler çok rahat anlaşıyorlar. Yani Azeri Türkçesi, Türkiye Türkçesi gibi. Ama yazarken Hindistanlılar eski Sanskrit alfabesi kullanıyor. Pakistanlılar Arap alfabesiyle Urduca yazıyorlar. Konuşunca aynı. Hani Orta Asyalılar var ya işte mesela Rus şeyinden dolayı Kril alfabesiyle yazıyorlar. Kril. Ama okuyorsun Türkçe yani. Özbekçe mesela. Özbekçe. İşte Azeriler erken döndüler. O Hindistan'la Pakistan'ın dilleri de böyleymiş. Birbirlerini anlıyorlar yani. Ama alfabe değişik. Peki Baki Billah Hazretleri'nin mektubatında İmam Rabbani'ye yazılmış mektup var mı? İmam Rabbani'ye yazılmış mektup var mı? Yani ona bakmam lazım. Kesin bir şey söylemeyeyim şu anda. Orada mektupların hepsi toplanamamış olması lazım. Çünkü Baki Billah mektupları daha çok olmalıdır. Orada Baki Billah'ın sözleri toplanmış. Bazı sohbetlerinden notlar tutulmuş. İkinci bölüm mektupları. Üçüncü bölüm bazı manzum şiir gibi şeyleri var. Yani orada ama bahsediyor işte. Yani o mektup var. Hani Şeyh Ahmet diye bahsetmiş. Şeyh Ahmet diye birisi Serhent'ten geldi. Sohbetimize katıldı. Çok ilmi güçlü, ameli güçlü. Alemin aydınlanacağı bir kandil olacağını umuyorum dediği cümleler burada geçiyor. Başka birisinin yazdığı mektupta. İmam Rabbani'ye yazılmış orada mektup var mı? Bakmak lazım. Kendisi yazdığına göre belki cevap gelmiştir hocam. Baştaki mektuplar şeyhine yazdığı ya mektuplar. Tabii.
Yani 20 tane, 23 mektubat, tane İmam Rabbani mektubatın ilk 20 mektubu zaten İmam Rabbani'nin ona yazdığı. Onun cevapları da olmalıdır ama birkaç tane olması lazım. Mahmud Efendi Hazretleri'ne başladık okumaya baştan. Birinci, evet, birinci, ikinci mektubu okuduk. Sonra bir gün geldi dedi ki İmam Rabbani maneviyatı buyurdu ki şeyhime yazdığım mektupları okumayın dedi. Onları atlayın dedi. İşte bunu atlamadan evet, onlardan sonrakileri başladı. Dedi. Ondan sonra ama yine ar konulara düştük. Yani ilk 20 mektup ağır diye 29'dan başladık. Ama gene konu olarak ama bunlar var. Yani ağır hafif önemli değil. Bunlar sık sık mektubatta karşılaşacağımız konular. Hüseyin Hilmi Işık mektubatın birinci cildini tercüme etmiştir. 21'den başlar. 22 20'si yok. Gördünüz mü baskıyı? Evet, evet. Peki. Devam edelim inşallah. İmam Rabbani diyor ki ben de diyor çocukluğumda babam gibi vahdeti vücudu kabul ediyordum. Aklen kabul ediyordum en azından. Yani yaşamasam bile mantık olarak, benimseme olarak benimsiyordum. Ne zamana kadar? Ta ki Baki Billah Hazretlerine rastlayıncaya kadar dedi. Orada bir ara girmiş olduk biz. Oradan devam ediyoruz. İnşan onlar, yani Baki Billah ve fakir, bu fakire, yani bana tarikayı Aliye-i Nakşibendiye talim fermudan. Nakşibendi tarikatını talim buyurdular. Öğrettiler. Ve teveccühi belik, yüksek bir teveccüh, tam bir teveccüh, kalbi yöneliş ve hali iyin miskin, bu miskinin, bu fakirin haline kalben nazar buyurdular, teveccüh ettiler. Teveccühü beli ve hali iyin miskin mer'i daaştan. İşte ettiler demek, yaptılar ettiler. Yani bana kalben teveccüh buyurdular. Nazar ettiler, benimle ilgilendiler, yetişeyim diye. Bade ez mümaresetti in tarikayı Aliye. Bu tarikatı Aliye'yi öğrendikten sonra bir kısım mümareset işte egzersiz, bir kısım egzersizlerden sonra, bir kısım manevi mertebeleri yaşadıktan sonra der endek müddet kısa bir süre içinde tevhid-i vücudi, vahdet-i vücut duygusu münkeşif geçti. Keşfolundu. Daha önce akıl olarak aklen kabul ediyor idim. Nakşibendi tarikatına bağlandıktan sonra Baki Billah'ın dergahında bu sefer kalden hale geçti. Kalden veya mantıktan hale geçmeye, keşif halinde artık vahdeti vücudu, tevhidi vücudi halini hissetmeye başladım diyor. Münkeşif geçti, münkeşif oldu bana, açıldı. Ve gulu der'in keşif peydaşot. Bu keşifte de gulu aşırılık hatta peydaşot peyda oldu. Bir aşırıya bile gittim yani. Hissettim hatta biraz aşırı bile gittim diyor. Ulum ve ma'arifi in makam, bu makamın ilimleri ve marifetleri yani yüksek bilgileri feravan, bol bol zahir geçten, zahir oluyordu, geliyordu bana ilimleri, yüksek marifetleri, duyguları, hisleri, vahdet-i vücudun bana bol bol feravan yani bol bol bana geliyordu, zahir oluyordu. Ve kem dakika ez dakaik, terleme yapmış yani eski metinlerde terleme yapmamak lazım aslında ama kem dakika ez dakaik in mertebe mande başet ki anra münkeşif ne gerdaniden. Yani bana açmadıkları, keşfeylemedikleri bir makam çok az kalmıştır. Kem az dakika-i az bir incelik ez dakika-i in mertebe, bu vahdet-i vücut mertebesinin inceliklerinden, yüksek bilgilerinden çok az bir mertebe mande bahşet kalmış olabilir ki anra onu münkeşif ne gerdaniden açmamış olsunlar. Bana açılmayan belki çok az bir şey kalmış olabilir. %99'unu bana açtılar. Vahdet-i vücudu ben keşfen yaşamaya, hissetmeye başladım diyor İmam-ı Rabbani. Ne zaman? Baki Billah'ın dergahında. Ondan önce sadece aklen kabul ediyormuş. Dakaiki ma'arifi Şeyh Muhiddin İbn Arabi'ra, Şeyh Muhiddin İbn Arabi'nin ma'arifin yani yüksek bilgilerinin, dakaikin yani inceliklerini, bilgilerinin
inceliklerini kema yenbegî, gerektiği şekilde hakkıyla laih sahten kalbime laih etti. Yani ilham ettiler. Veya bana hissettirdiler. Laih sahten laih eylediler. Laih, levayih ilham anlamında işte bana hissetme, yaşama. Ve tecelli zati, zati tecelli ki sahibi fusus, Fusus-ül Hikem kitabının sahibi yani Muhyiddin İbn Arabi bu tecelli zatiyi anra onu yani tecelli zatiyi beyan fermude est beyan buyurmuştur. Ve nihayeti uruç manevi yükselişin nihayetini cüz an ondan başka bir şey olarak cüz anra ondan başka bir şey olarak ne midan et bilmiyor. Yani Fusus-ül Hikem kitabının sahibi olan Muhyiddin İbn Arabi'nin bahsettiği, beyan ettiği ve manevi yükseliş, uruç demek manevi yükselişin en son noktası, ondan daha ileride bir şey yok dediği tecelli zati ve der şa'ni an tecelli ve bu tecelli hakkında miguyet diyor ki Muhyiddin Arabi ve ma ba'de haze bunun ötesinde illel ademul mahz sadece sırf yokluk vardır. Tecelli zatin ötesinde, üstünde sırf yokluk vardır. Öz zatı bakışma. Biz anlayamayız yani. Müridin ulaşabileceği son nokta zati tecellidir demiş İbn Arabi. Tecelli zati demiş İbn Arabi. İşte be an tecelli zati o tecelli zati ile buradaki be bağ anlamında ile anlamında müşerref geçti. Bu fakir yani İmam Rabbani müşerref oldu. İmam Rabbani'nin tasavvuf yolundaki, yükseliş yolundaki en son nokta dediği tecelli zati ile müşerref oldu bu fakir diyor İmam Rabbani. Tecelli zati tamlama değil mi hocam? Tabii. Yani Cenab-ı Hakk'ın kişinin kendisinde tecelli etmesi. Geçen haftalarda söylemiştik. Tecelli suri vardı. Tecelli berkî ileride gelecek. Tecelli esma ve sıfat vardı. Bir de tecelli zatî var. Tecelli suri Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını suretlerde, eşyada hissetmek. Alemdeki, dünyadaki bir kısım eşyalarda Allah'ın isim ve sıfatlarını hissetmek. Tecelli efal ve sıfat yapılan fiillerin hepsinin Allah'tan kaynaklandığını hissetmek. Ve me rameyte iz rameyte. Oku attığın zaman sen atmadın. Ey Habibim biz attık o otu. O oku. Ayetinde olduğu gibi. Yani kendine mal etmemek anlamında. Ben başardım, kazandım deyince ama her şey lütfen. Her şey onun mülkü, onun eseri, onun fiili. Her şey onun fiili demek gibi. Bu fiil tecellisi mertebesinde. Tecelli zati mertebesinde de bu İki türlü oluyormuş tecelli zatî. Biri hariçte, biri kendinde. Hariçte olan inni anestu nara Hazreti Musa'nın ben bir ateş gördüm diyor. Ateşten ses geliyor. İnni en rabbuke fahla'na aleyk. Ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Ateş bizim Rabbimiz olabilir mi? Ses oradan geliyor. Ses tecellisi oradan geliyor. Ama bir şekilde ağacı tecelli olmuş. İşte ağaçtan geliyor. İşte ağaçta tecelli etmiş. Ha bir de insanın kendisine tecelli ederse ne olur? Kendisinde zati tecelli olursa bütün kendi vücudunun çok büyüdüğünü, bütün dünyayı, kainatı kendi vücudunun kuşattığını hissediyormuş. Her yer nereye baksa kendini görüyormuş insan. Geçen haftalarda bunu okuduk. Her nereye baksa kendisini görüyor ve bütün vücudu sanki o kadar büyümüş ki vücudu bütün kainatı kuşatmış gibi hissediyor. İşte tam o mertebede bazıları Sübhani ma azama şani kendimi tesbih ederim. Ben ne kadar şanım yüksek. Enel hak lafları orada çıkıyor demiş demin. Tecelli zatinin B şıkkında yani kendisinde tecelli olursa. Hariçte tecelli olursa ağaçtan ses gelmesi gibi. Sıfatları söyledik. Sıfat veya fiil tecellileri öyle. Tecelli suri de Ra'eytu Rabbi fi suretil feres diyen sufiler olmuş. Rabbimi at şeklinde gördüm. Ra'eytu Rabbi fi suretil şahab bin emret. Rabbimi sakalsız bir oğlan gibi gördüm
diyenler olmuş eski sufilerden. Buna kitaplarda var. Bunlar da tecelli suri oluyor. Böyle kitaplarda işte şeyler söyleniyor. Anladığımız şeyler değil de kitaplardan okuduklarımız kadarıyla bu tecelli zati, zati tecelli kendisini ne zatın tecelli etmesi mertebesine Muhyiddin İbn Arabi, yani husus sahibi, tasavvuf yolunda son mertebedir demiş. İşte diyor İmam Rabbani, beni de Cenab-ı Hak o mertebeye ulaştırdı diyor. Şimdi orada kalmayacak ama daha geçecek. Son bakalım son mu değil mi? Çünkü son mu değil mi? İşte kavga orada başlıyor. Evet. Dava o. Ve ulum ve ma'arifi an tecellira, o tecellinin, yani tecelli zatinin ilimlerini ve marifetle yüksek bilgilerini ki şeyh mahsus ve hatemül velayet midanın, şeyh yani İbn Arabi tecelli zatiye ait bilgilerin, yüksek bilgilerin hatemül velayet, veliliğin son noktasına erişen hatemül evliya, yani evliyanın en yüksek mertebesine gelen kişiye mahsus olduğunu söylüyor, öyle biliyor. Öyle söylüyor Muhyiddin İbn Arabi. Bu tecelli zatiyle ilgili bilgileri tam olarak anlayabilen sadece bir kişidir. O da Hatemul Evliya. Evliyanın en üstünde olan kişidir diyor. Ha, niz bunları dahi, bu bilgileri dahi ve tafsili detaylı bir şekilde malum şöden bana bildirdiler. Bana bildirdiler diyor İmam Rabbani. Bunu herkes bilemez demiş. İbn Arabi Hicri 600 yıllarda yaşıyor. İmam Rabbani vefatı 1034. Yani 4 asır var aralarında. İmam Rabbani 4 asır sonra yaşamış. Diyor ki İbn Arabi'nin bu bilgileri sadece Hatemul Evliya mertebesindeki kişi tam anlayabilir dediği bütün bilgileri bana öğretiler diyor. Hatemül Evliya'dan zaten kastı Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin kendisi değil mi? E şimdi Hatemül Evliya tabi Muhyiddin İbn Arabi benim diyor. Yani o, tam demese de onu hissettiriyor. Yani bir tuğla kalmıştı. İşte ben o tuğla olduğum gibi şeyler ifadelerinden Hatemül Velayenin kendisi olduğunu ima ediyor. Hocam Hatemül Evliya mı Hatemül Velayet mi? Aynı şey. Velayetin evliyaların hatemi, son sanki benden sonra evliya gelmeyecek gibi anlaşıldı. Yok yok, son gelmeyecek değil. Velayet makamının son yüksek noktası. Yani velayet hatem yüzük, yüzük demek. Hatem yüzük demek yani en üstün evet. Noktası demek. Gelmeyecek değil. Şimdi Hatemul Enbiya'yı neyse o değil. Orayı anlamayın. Hatemul Enbiya peygamberin sonuncusu peygamber efendimizdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Fakat Hatemül Evliya, Evliya'nın Hatemi, en yüksek dereceye ulaşan kişi demektir. Gelmeyeceklerse kapı yuttuk. Yani İbn-i Arabi'den sonra bir sürü Evliya gelmiş geçmiş. Onları nereye koyacağız? Hatemül Velayet desek daha şey olur. Ha, velayetin velayet son mertebesi noktası. Zaten burada böyle yazıyor ya. Yani velayet mertebesinin en sonu gibi. Şimdi İbn-i Arabi bu tecelli zatiyle ilgili bilgileri tam olarak Hatemül Velaye bilebilir diyor. Yani ben bilebilirim demek istiyor aslında. Değil mi? Kendi olduğuna göre. İmam Rabbani diyor ki o bilgileri bana öğrettiler diyor. Daha da kalmayacak şimdi. Evet. Daha da. Tamam. Son diyor şimdi. Gaza basacak Hazret. Bakalım son mu değil mi? Göreceğiz. Son mu değil mi? Niz ve dahi bu bilgileri dahi tafsilatıyla malum şöden malum eylediler. Efendim bana bildirdiler diyor. Ve sükri vakt manevi halin sekir halinde olması ve galebi hal manevi halin baskınlığı der'in tevhid bu tevhidde yani vahdeti vücudu hissetme konusunda manevi sarhoşluk ve baskınlık ve haddi öyle bir sınıra öyle bir noktaya resid ulaştı ki der bazı arizaha bazı mektuplarda ki ve Hazreti Hace Efendi Hazretlerine yani Baki Billah'a nevişte bu yazmış idi. Bu fakir kendinden bahsediyor. Bu fakirin vahdet-i vücudu hissetme hali o dereceye ulaştı ki
şeyhim olan efendim Baki Billah'a yazdığım arıza ve mektup, mektuplardan dilekçe anlamında da vardır. Mektuplardan, mektuplardan birisinde in du beytra, bu iki beyti, yani rubai kastediyor du beytine, bu iki beyti ki seraser baştan başa sükür est, manevi sarhoşluktur bu beyt, bu beytler nevişte bu yazmış idi. Rubai, şimdi geliyor rubai. Yani ben diyor o halleri, vahdet-i vücut hallerini yaşarken, hissederken baştan başa o hale dalmıştım. Manevi sarhoş içindeydim. Manevi halin galibesi altındaydım. Hatta az önce dediğim gibi ifrata bile gitmiştim. O ifrat aşırı gitmeyen durumlarda Şeyh-i Baki Billah'a bir rubai yazmıştım. Şimdi o rubai de buraya ekliyorum diyor. Ey deriga kin şeriat milleti amayist. Ey deriga, vah yazık. Kin, yani ki, in, ki bu demektir. Birleşe kin oluyor. Şeriat. Vah yazık. Ki bu şeriat milleti amayist. Amalık, körlük dinidir. Millet din anlamında. Körlük dinidir. Bu şeriat. Milleti ma, bizim dinimiz ise kafiri, kafirlik. Ve milleti tersayi, Hristiyanlık dini estir. Bak neler yazmış. Ben diye böyle şeyler duyla yaşadım diyor. Bu şeriat dediğimiz şey körlük dinidir. Bizim dinimiz ise kafirlik ve Hristiyanlık dinidir. Çünkü o mertebede artık küfür ile imanı eşit görme hali başlıyormuş. Sekir, o sarhoş var ya, o sarhoşlukta vahdet-i vücut duyguları gelince küfür ile imanı aynı görme duyguları başlıyormuş. Hatta Hallac'ın bir şiiri var. Kefertü bidinillahi vel küfrü vacibun aleyye. Allah'ın dinine küfrettim, inkar ettim ve küfür bana vaciptir diyor. Hallac'ın şiiri. Hep aynı şeydir. Ama geçmek lazım. Geçmezsen işte sapatıyorsun. Ondan sonra diyalog miyalog başlıyor. Diyalog miyalog başlıyor ondan sonra. Hristiyan, Yahudi cennete dolduruyorsun. Şeyde yaptılar ya, Mardin'de bir havuz üzerine bir kereste atmışlar. Papazı, hahamı, müftüyü karşıya geçiriyor. Bu kereste Sırat Köprüsü'ymüş. Karşı taraf cennetmiş. Ya... Tabii bu halleri yaşamaktan değil, onlarınki hainlikten de. Onlarınki hainlikten, ama tasavvufta da bu vahdet-i vücudun getirdiği manevi sarhoşlukla insan böyle duygular yaşayabiliyormuş. Onu diyor bize. Milleti ma, bizim dinimiz kafiri, kafirlik ve milleti tersayi, tersayi Hristiyanlık dini est'dir. Küfrü iman, küfür ve iman zülf ve ruhi amperi zibayi est. O perinin zülfü, saçının perçemi ve ruhi yüzüdür gibi zibayi güzelliktir. Küfür ve iman bize göre o perinin, o güzelin zülfü ve yüzü gibi güzelliktir bize göre. İkisi aynıdır diyor yani küfür ve iman. Ne olacak? Küfür, iman, küfür ve iman her du, her ikisi de ender rahıma, ender der demektir veya içinde demektir. Deyada takısı veya içinde. Rahıma bizim yolumuzda yektayi aynı şeydir, birdir. Yek bir, yektayi bir şeydir. Eşittir. Bizim yol, bizim diyor anlayışımıza göre bizim yolumuzda küfürle iman aynı şeydir. Ben de diyor öyle şeyler yazmıştım. Galiba o ilk 20 mektuptan birisinde gene bundan bahsediyor İmam Rabbani. Şeyhim bana cevaben dedi ki çok zındıkça bir şiir yazmışsın. Bunu terk et dedi diyor. Bak Baki Billah uyarıyor. Çok zındıkça bir buyurun. Öyle mi? Evet. Tamam. Tamam. 5 dakika içinde bitiriyorum inşallah. Şeyhim burada ondan bahsetmiyor. Mektubatın ilk mektuplarında bahsediyor. Şeyhim bana cevaben dedi ki çok zındıkça bir mektup, bir şiir yazmışsın. O yolu terk et dedi diyor.
Bakibillah. Yani şey, Baki Belli Hazretleri'ne intisaptan sonra bu halleri yaşıyor. Tabii şu mektubu Bakibillah'a yazdı. Şu şiiri var, şu okuduğumuz şiiri, Bakibillah'a yazdığı şiiri bu. Bunun üzerine Bakibillah cevap veriyor mektupla. İmam Rabbani'ye. Diyor ki, çok acayip ve zındıkça bir şiir göndermişsin mektubunda. Bunları terk et, batıldır diyor. Bırak bunları diyor. Yanlış yol diyor. Evet. Sonra geçin. O kısmını burada söylemiyor. O ilk mektuplarda var. İlk 20'de geçiyor o kısmı. Şey demiyor yani, şeyhimiz kafir olmuş, kafasını vurur falan demiyor yani. Bakibillah. Mürid, Bakibillah'ın müridi bu. O zaman, mürid. Şeyler için. He? O zaman mürid. Rabbani'ye intisap etmiş olanlar için. Öyle demiyor. O zaman mürid diyor. Öyle demiyor ama uyarıyor yani. O tasavvuf yolunda böyle haller demek yaşanıyor. Müridini, yani İmam Rabbani'yi uyarıyor mektupla. Evet. Ve in hal, bu hal, yani vahdet-i vücudu hissetme, hatta küfür ve imanı eşit görme, sarhoşluk halleri, ta müddet-i medid, uzun bir süre keşit çekti, yani sürdü. Ve es şuhur, aylardan be sinin, yıllara encamit neticelendi. Yani ulaştı. Aylar, yıllar sürdü. Bu vahdet-i vücudu hissetme hali, duygusu, aylar ve yıllar sürdü. Nagah derken, inayeti bi gayeti Hazreti Allah Celle Sultanuhu. Cenab-ı Hakk'ın inayeti bi gayet. Gayesi, yani sonu olmayan demektir. Bi gayet sonsuz. Allah'ın sonsuz lütfu nagah ansızın ez deriçe-i gayb, gayb penceresinden, deriçe pencere, gayb penceresinden der arsa-i zuhur, zuhur arsasına, sahasına Ahmet geldi. Yani Allah lütfu geldi ve perde-i rupuşi biçuni ve biçigunira ber endakt. Biçun ma keyfiyeti bilinmeyen, biçiguni kemiyeti bilinmeyen, mahiyeti bilinmeyenlik perdesini, rupuş peçesini, rupuş yüzü örten peçesini, efendim o peçenin perdesini ber endaht kaldırdı, yırttı, açtı. O Allah'ın lütfu geldi ve gayb penceresinden zuhur arasına geldi. Yüzü örten peçeyi kaldırdı. Bana hakikatleri gösterdi. Dolayısıyla beni vahdet-i vücudun o sekir sarhoşluk halinden çıkarıp bir üst mertebeye Allah'ın lütfu çıkardı demek istiyor İmam-ı Rabbani. Ondan sonraki kısmı madem haftaya devam ederiz. Şu anda bizim yukarıda başka bir jüri görevimiz var. Sayfa 94'ten itibaren önümüzdeki hafta kaldığımız yerden itibaren inşallah devam ederiz. Tamam. Peki. Allah'a emanet. Gelecek hafta da hem-e-uğuz, hem-e-uğuz, onları da bir açıklarsanız. Olur. Olur inşallah. Hem-e-uğuz her şey odur. Hem-e-uğuz her şey ondandır. İşte hem-e-uğuz diyenler vahdet-i vücutçu. Hem-e-uğuz her şey ondandır. Her şey Allah'tandır. Ama her şey o değildir. Ama her şey onun lütfudur. Söyleyen aynı kişi. İlk söyleyen. Tabi o konular çok öyle. Yani Ebu Said bin Ebu Hayr'ın her ikisinde söylediği ifade. Reşat'ta geçiyor bu konu. Reşat'ta geçiyor. Peki. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah.